Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Eyüp Hoca ile bugün eşitsizlik sistemini anlatacağım size. Ben dışarıda kalmıştım, sallana sallana geldim. Dedik, hadi başlayalım. Eşitsizlik sistemi. Hemen başlayalım. Eşitsizlik sistemi nedir arkadaşlar? İki tane eşitsizlik var, ben bunların ortak çözümünü yapacağım. Başka hiçbir konusu yok. Bildiğimiz mevzuların üzerine ortak çözüm yapacağız sadece dedim. X artı 2 büyüktür 0. Bu ne demek? X artı 2 büyük x 0 büyüktür demek. Eksi 2 demek. Evet. Tamam. Buraya baktım. X eksi 2, x artı 1 büyüktür 0 mu var? Aynen. 1 kökü eksi 1, diğer kökü 2 çizdim. Artı eksi artı yaptım. Buralarda 0 olacak dedim. Benden istediğini buldum. Benden istediği ne pozitif olması dedim. Buralar mı? Evet. Tamam. Şimdi ben bunların ortak çözümünü sen nasıl yapıyorsun abi? Sayı doğrusunda da x 2'yi gösteriyorum. Sayı doğrusu. Sayı doğrusunda kökler eksi 1, 2, eksi 2. Eksi 2'yi yazdım. Eksi 1'i yazdım. 2'yi yazdım. Bunu maviyle göstereyim. Yukarıdakini maviyle göstereyim. Alttakini de kırmızıyla göstereyim. Tamam. Maviyle gösterelim bunu. X büyüktür eksi 2. Eksi 2 burası. Bu arkadaş olmayacak, dahil değil. Bundan büyük olacak dedim. Şöyle gidiyor sonsuza kadar. Tamam, kapattım onu. Burada ne diyor? Ya eksi 1'den küçük olacak arkadaşlar. Eksi 1'in sol tarafı ama eksi 1'e dahil olmayacak. Eksi 1'in sol tarafı şöyle. Ya da 2'den büyük olacak. Değil mi? Evet. O zaman... Tırtıklayalım. Tırtıklayalım mı? Ama nereyi? Nereyi? İkisini de çizdiğim yer neresi? Hem mavi hem kırmızı çizdiğim yer neresi? Bu arası hem mavi hem kırmızı. Bu arası benim ortak çözüm kümemde var. Eksi 2 ile eksi 1 arası. İkisi de dahil değil. İkisinde de boşluk. Birleşim. Geldim burada birleşim. 2'den sonrası da hem mavi hem kırmızı. O zaman 2'den sonrasını da aldım. 2 dahil değil. Orada kırmızı yok çünkü dedim. Bu eşitsizlik sistemimin ortak çözüm kümesi dedim. Geçtim hocam. Geçtik. Evet. Evet. Ayrı ayrı yapacağım. Şimdi ben yer çok olmadığı için hemen şurada... Çarpanlara ayırdım. X eksi 3. Bunun 1 eksi 4 var. 1 var. 3 var. Doğru mu? Evet. Çizdim. Artıyla başladım. Eksiyle devam ettim. Artıyla eksiyle devam ettim. Nerelerde 0 oluyor? Eksi 4'te 0 oluyor. 3'te 0 oluyor dedim. Benden ne istiyor? Küçük eşit 0 olduğu yer. Küçüktür. Küçüktür. Eşittir. Eşittir. Geldim bir aşağıya. Hemen çarpanlara ayırdım. X çarpı x eksi 2. Dedi. 0, 2, 5 kökleri var. 0, 2 ve 5. Çizdim. 0 ve 2 de 0 oluyor. Neyle başlayacağım? Eksiyle başlayacağım. Alt tarafta eksi x var. Eksi artı dedim. Benden ne istiyor? Küçük 0. Küçüktür 0'ları işaretledim. Küçüktür 0. Eşittir 0. Şimdi geldim sayı doğrusu üzerine. Sayı doğrusu. Şurayı maviyle gösterecek. Aynen. Şurayı pembeyle. Pembe. Bütün kökleri sırayla yazdım. Eksi 4. 0. 1. 2. 3. 5. 3. 5. Hatta şöyle bir güzellik yapalım. Maviyle gösterdiğim üste göstereyim. Kırmızıyla gösterdiğim altta göstereyim. Ortak yerleri alayım. Eksi 4 sonsuzda. Dahil. Hı hı. Şöyle yapıyorduk değil mi? Eksi 4 dahil. Sol taraf. İşaret fonksiyonu vardı bilir misin sen? Tabii ki. Signum. Signum. Grafiğin yazdı aklıma. Nasıl duygulandım? Nasıl anlatamam size? Bir dahil değil. Değil. Şöyle. 3 dahil. Şöyle. Şurası mı? Evet. Tamam. Onunla işim bitti. Geldim diğer tarafa. 0 ile 2 arası. 0 var. Şöyle 2 var. Dahil. Şöyle ikisi dahil. Sonra 5'ten sonrası 5 dahil değil. Bu ikisi birden istiyorum. İkisini birden. Bir açık. Şimdi burada ortak hiçbir şey yok. Buraya baktım. Ortak olan yerler 1 ile 2 arasındaki sayılar. Doğru mu? Evet. 1 burada dahil, burada değil. O zaman dahil değil. 2 ikisinde de var. O zaman dahil. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar sorunun küçücük çözüm kümesi mi olurmuş ya? Arkadaşlar bir tane eşitsizlik var. Nedir bunun eşitsizlik sistemi sorusu?
olması yani nedir? Olayın kök var ya kök. Kök var. Bütün mesele kök arkadaşlar orada. Şimdi ben şöyle bir başlangıç yapıyorum. Diyorum ki kökün içerisi büyük ne olmalı? Eşit sıfır. Büyüktür eşittir sıfır olmalı. O bir yani kere cepte. Büyüktür eşittir eksi 2 olmalı dedim. Birinci eşitsizliğini buldu adam. Süper. Bunun başka bir kökü var mı? Yok. Bunun kökü ne? 6. 6. Şimdi eksi 2 kökümüz var. Bir sağ bir sol. 6 kökümüz var. Evet. Eksi 2 de 0 yapıyor. Evet. 6 da yapmıyor payda da. Buraya hiçbir şey koymayacağım. Çünkü bundan daha küçük olamaz. Evet. Daha küçük sayılar içeriği negatif yapıyor. Olmaz. Ben buraya artı koydum. Eksi koydum. Buraya hiçbir şey koymayacağımı söylemiştim zaten. Sonra dedim ki ne istiyor benden? Adam istedi. Eksi 2, 6 arası. Eksi 2 dahil 6 değil. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 5 var. O kadar. Değil. Kaç tane? Şöyle baktım. 8 tane sayı var orada. Ve geldik. Böyle bir soruya. Soru mu bu? Soru bu. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Bu eşitsizliklerini sağlayan m değerleri hangi aralıktadır diye soruyor bana. X1 artı x2 nedir hocam? Kökler toplamı m eksi 3 bölü m. Ama? Başında x var. Küçükmüş 0. Geldim buraya. O ne demek şimdi? Ne demek işte onu soruyorum. Köklerin çarpımı negatif demek. Bir negatif bir pozitifse kökler çarpımı negatiftir. Kökler çarpımını yazdım negatif dedim. X1 çarpı x2 dediğim şey eksi 5 bölü m. Küçük sıfırmış. Bu küçük de sıfır. Tamam buradan ben m'yi görebiliyor muyum? Bilmem. M büyüktür sıfır hocam. Tamam. M büyüktür sıfırsa burası şöyle düşün. Eksi m artı 3 bölü m ya. Evet. Küçüktür sıfır. Daima pozitifse silebiliyor muydum? Evet. Sildim. Çünkü m'yi karşı tarafa attım. M büyüktür 3 çıktı. Hem bu hem bu. İkisini birden istiyorum. M ne demek 3. Bu? Sıfırdan büyük olan sayılarla 3'ten büyük olan sayıların ortak tarafı m büyüktür 3'tür arkadaşlar. Geçtim. Dedik ve gönderdik. Evet. Eşitsizliklerin grafikleri gibi saçma sapan bir yere geldim. Çok mu saçma? Ben çok sevmiyorum ya. Peki. Çünkü çizdiriyor mizdiriyor karalatıyor ya. Şimdi ben bunları yazarken de şık mık yazmıyorum ya. Şık yazmayınca da çizeceğim ya ben onları. Evet. İşin kötü tarafı geldi. Evet. Y büyüktür bir ifade ise mesela bir f fonksiyonu var. F fonksiyonu grafiği bu yeşille çizilen. Y o f fonksiyonundan büyükse üst tarafı karalıyorum arkadaşlar. Y büyük diyorsa üst taraf. Y küçük diyorsa alt taraf. Alt taraf. Eşitlik varsa neydi hocam? Dümdüz bir çizgi çiziyorum. Tırtık yok. Eşitlik yoksa ben o fx fonksiyonu tırtıklı şekle çiziyorum. Olayımız bu arkadaşlar. Dedik. Mesela bu. Y küçüktür 3x artı 6 eşitsizliğinin analitik düzlemde belirttiği bölge nedir? Ben neyi bulacağım hocam? Y eşittir 3x artı 6'yı mı? Evet. İlk önce ben bunu bulmakla başlayayım. Çizdim. X 0 için Y 6. X 0 için Y 6. Y 0 için X 2. Bunlardan geçen tırtık. Dahillik yok o yüzden ben bu çizdiğim şeyi Raşit hocamın dediği gibi tırtıklı tırtıklı çizdim. Sonra dedim ki grafik Y küçüktür. Ne yapacağız? Alt tarafını tarayacağım. Soru bitti. Bu kadar. Hemen bunları çizeceğim. Biliyormuşum gibi davranacağım. Daha doğrusu ben zaten birkaç noktayı bilsem buna göre bir kafadan uydurma bir şey çizerim. Zaten şıklarda yaparsınız. Zaten şıklarda var evet. Şimdi ben y eşittir x kare x 4'ü çizeceğim. X 0 olsa y x 4. Y 0 olsa x 2 de olabilir. X 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Bu 3 noktadan geçtiğini biliyorum ben. Ulan şuraya çizeyim. X karenin de u olduğunu biliyorsunuz. Evet. Hareket noktalarım 0 eksi 4, şurası eksi 4, şurası eksi 2, şurası 2. Tırtıklı çizeceğim çünkü eşitlik yok. Tırtıklı çizdim. Şu. Evet. Var mı problem? Yok. Y küçük eşittir 4. Ne demek? Y eşittir 4'ü çizeyim. Tırtıklı dahil. Y eşittir 4. Bunu çizmem lazım. O da ne? Şu mu? Evet. Tamam. Şimdi
Y büyüktür x kare artı 4 diyorsa parabolün üst tarafını alacağım. Parabolün evet. Üstü. Y küçüktür 4 diyorsa alt. Doğrunun alt tarafını alacağım. Parabolün üstü doğrunun altı. Parabolün üstü doğrunun altı. Hatırlıyor musun onu? Hızır diyin sizi, hızır diyin sizi geldi aklıma. Üsttekilerin altındaki alttaki ne? Üstteki. Bana bir şeyler oluyor hayat bir zamanlar. Saat geçti. Geçti. Saatimiz geldi. Hey. Eşsizlikler arasında kalan bölge. Uzatmayalım ya, hızlı hızlı çizelim. Eksi x kare artı 2x artı 3 eşittir 0. Tamam. Eksi parantezinde x eksi 3 x artı 1 eşittir 0. X ya 3'tür ya eksi 1'dir, bunlar kökleri mi? Evet. Hadi çizelim. Kökleri yani x eksenini kesen yerler eksi 1 olacak, 3 olacak. X'in yerine 0 koyduğum zaman da cevap 3 gelecek. Bu 3 noktadan geçen bir parabol çizeceğim. Dahil olan? Dahil olacak. Çok iyi çizdin hocam. Tamam. Bir de doğru çizeceğim. Y eşittir x eksi 3'ü çizelim. X sıfırken y eksi 3. Bir de x 3'ken y 0 mı? Evet. Tamam. X 3'ken y 0. Tamam. Şuradan geçecek. Bir x 0'ken eksi 3. Şurası da eksi 3 dedim. Bu da dahil değil. Tık tık. Tamam mı? Evet. Şu noktayı bulmayacağım artık. Bundan daha büyük olacak. Evet. Parabolden daha küçük olacak. Yani parabolün altında kalacak. Doğrunun üstünde. Doğrunun üstüne kalacak. Dedik. Geç geç geç. Bitirelim. 4 tane daha kaldı hadi. Bir fonksiyonun x eksenini kesin noktaları fonksiyonun kökleri duracağım. Eşsizlikle soruyorsa ben x eksenini kesin noktaları tabloya yerleştireceğim. Türevde geçtik. Direkt geçtik. Mesela böyle bir fonksiyon verdi y eşittir fx. Bunun fonksiyonu kesin noktalar, x eksenindeki kesin noktalar -3, -1, -2 ve 4. Doğru mu? Doğru. O zaman ben böyle bir eşsizlik soruyorsa bana kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. 2, 4. Çizeceğim, bir tablo oluşturuyorum. Doğru mu? Evet. Bunların hepsinde 0 oluyor. Hı hı. Tanımsız yapan yeri yok, boşluk yok. En sağdan hangi işaretle başlayalım? Bütün mesele bu. En sağdan. Sağ, artı. Sol. Sağ, sol. Evet. Eksiyle başlayalım. Neden? Ne olacak sanki? X ekseninin altında kalıyorsa sağ tarafta, en sağ tarafta, dördün sağ tarafından bahsediyorum, doğru mu? Dördün sağ tarafında x ekseninin altındaysa negatif, üstündeyse pozitif diyeceğim. O zaman negatif. Çift katlı kök yok. Az önce çift, az sonra çift katlı kökün ne demek olduğunu söyleyeceğim. Şöyle mi oldu? Evet. Büyüktür eşittir sıfır istiyorum. Büyüktür sıfır burası. Büyüktür sıfır burası. Eşittir sıfır burası. Eşittir sıfır burası. Eşittir sıfır burası. Eşittir sıfır burası mı? Evet. Kaç tane eksi değeri var? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 6 tane eksi değeri var. Yani şuralar. Şuralar. Oraya girmedim. Nedenini söyleyeceğim, söyleyeceğim şimdi. Ben de gıcıklık olsun diye yaptım zaten. Bir fonksiyon bir noktada x eksenine teğet ise o noktada çift katlı kök vardır. O noktada çift katlı kökü vardır arkadaşlar. Bunu teğet bilmemiz yeterli. Teğet isen de görse çocuklar ya. Bazen ben çok şey biliyorlar, her şeyi biliyorlar gibi anlatıyorum insanlara, biliyor musun? Sonra da bana diyorlar ki hocam çok teğet. Hızlısınız. Hocam ne yapıyorsunuz? Bu teğet. X'e değiyor ama kesmiyor. Aşağı geçmiyor. Değiyor ama gidiyor. Geçmiyor. Evet. Mesela eksi 4 kök. Eksi 1 kök, 2 kök, 5 kök. Fakat 2'de teğet var, çift katlı kök var. Bir de böyle bir şey vermiş bana adam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi 1 kökü eksi 4. Eksi 1. 1 kökü eksi 1. Burada da eksi 1 kökü var. Dikkat. 1 kökü 2. Çift. 1 kök 3. 1 kök 5. Ben şu ifadenin bütün köklerini yazdım. Çünkü fx var ya orada. Bütün köklerini yazdım. Çiftleri işaretleyin. Çift çift çift. Çift çift çift. İkide çift var. Bir de bir eksi bir de demiştim. Eksi bir de çift var. Neden? Eksi bir burada tek katlı kök. Burada da bir tane var. Oldu sana çift katlı kök. İki tane. Eksi bir de sıfır olmuyor. Geri kalan her yerde sıfır oluyor. En sağdan hangi işaretle başlıyorum? Beşin sağında. Bu arkadaş yukarıda. X eksenin üstünde. Artık. O zaman pozitif. Bu da pozitif, bu da pozitif. Hepsini çarparsan pozitif gelir. Her çizgide işaret değiştirdim. Çift çizgi gördüm. İşaret değişmedi. Çift çizgi işaret değişmedi. Tek çizgi işaret değişti dedim. Küçüktür eşittir 0 istiyor benden. Küçüktür eşittir 0. Küçüktür 0. Küçüktür 0. Eşittir 0. Eşittir 0. Eşittir 0. Eşittir 0.
çözüm kümesini şuraya yazalım da. Eksi sonsuzla eksi 4 arasında. Yardım edeyim. Birleşim. 3 ile 5 arasında. Eksi 4 dahil bu arada. Yok başka. Var burada. Birleşim 3 ile 5 arasında. 3 ve 5 dahil. Birleşim. 2. 2 tek bir tane olarak orada duruyor. Yalnız adam. Issız adam. Issız adam 2. Dedikten sonra arkadaşlar. YouTube'dan Hızlı Kalem kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, hoşça kalın.